Dulkadiroğlu'ndan bir tesiste kapıçama. Sosyal yatırımlarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Kapıça Mahallesi'ne çok amaçlı bir sosyal tesis kazandırdı. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel hizmetlere vesile olsun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal'ın da katıldığı açılış programıyla hizmete sunulan sosyal tesisin Kapıçam ve bölgesine hitap edeceği bildirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana ilçesinin her türlü ihtiyacını tespit ederek bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. 4,5 yıl önce göreve başladığımızda Dulkadiroğlu ilçemizin birçok eksikliği söz konusuydu. Ve her geçen gün bu eksikliklerimizi önce altyapıdan başlayarak yol, üst yapı, sosyal tesisler ve neticesinde bu 4,5 yıllık zaman içerisinde ilçemizin bir yerden bir yere geldiğini tüm mahallelerimizde, kırsal alanlarımızda, en ücra mahallelerimizde dahi vatandaşlarımız görmekte. Önceliklerinin altyapı olduğunu dile getiren Başkan Okay, altyapı çalışmalarını kısa zamanda tamamlayarak sosyal yatırımlar için temel oluşturduklarını anlattı. Bu mahallemizde de altyapı ile ilgili, su ile ilgili sorunlar vardı. Bunları TASKİ'miz giderdi. Arkasından biz buraya girdik ve her tarafını kilit parça ile donatarak vatandaşlarımızın tozdan, çamurdan kurtulmasını sağladık. Akabinde bu az önce de geldiğimiz ana yolda büyükşehirimiz bir beton asfalt çalışması yaptı ve şehir merkezinden buraya iyi standartlarda çok kısa zamanda gelme imkanımız çok şükür şu anda mevcut. Bu sosyal tesislerimiz yaklaşık 400 metrekare kapalı alana sahip, iki tane büyük salonu bulunan, içerisinde lavabo, mescit, kütüphane bulunan, muhtarlık ofisi bulunan bir tesisimiz. İnşallah bu tesisimiz bu mahallelerimizde, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartına, şehircilik anlayışına katkı sunar diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Başkan Okay'ın ardından bir selamlama konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AK Parti döneminde belediyecilik hizmetlerinde gelinen noktayı anlattı. Bugün Türkiye'de yerel yönetimlerde vatandaşla hizmet temelli kurduğumuz belediyecilik anlayışının temeli Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. 1994'te o gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğe yeni bir anlayış getirdi. Ve Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra kaynakların millet için, milletten gelen kaynakların millet için nasıl kullanılacağının örneklerini gösterdi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin bir amacı vardır. O amaç şudur: İnsanımızı evinde, mahallesinde, ilçesinde, ilinde mutlu, huzurlu, müreffeh ve konforlu yaşatmaktır. Onun ihtiyaçlarını karşılayarak onun güven içerisinde, huzur içerisinde, refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Ünal, millete hizmet konusunda AK Belediyeciliğin özel bir yerde olduğunu kaydetti. Şimdi bize diyorlar ki AK Parti nasıl kazanıyor seçimleri? Biz milletimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini merkeze aldığımız için, milletimizin rızasını aldığımız için, biz milletimizin gönlünü aldığımız için seçimleri kazanıyoruz. Ne zaman ki biz milletimizin istikametinden, onun taleplerinden, onun ihtiyaçlarından şaşarız, o zaman bu millet de ne yapar? Bizi bırakır. O yüzden biz istikamet olarak her zaman bu aziz milletin istikametini kendimize yol ve istikamet olarak seçtik. Kapıçam Sosyal Tesisi'nin açılışına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, 54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan,
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çelen, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.